Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere Erasmus KA122 projesinin follow-up kısmında yer alan 3 tane sorumuzun cevabını yani örnek proje üstünden vermek istiyorum. Bu projemiz bir demo projedir. Genel anlamda size bir fikir vermesi amacıyla yazılmıştır. Bu yüzden lütfen herhangi bir şekilde kendi projelerinizde kullanmamanızı tavsiye etmekteyim. Şimdi follow-up kısmında birçok sorumuz var. Ancak onlardan bir tanesi, yani bir bölümün içerisinde yer alan 3 tane sorumuzu bu videoyla açıklayacağım. Nedir onlar? Şöyle bir bakalım. What will your organization do to share the result of the its activities and knowledge about the program? Yani diyor ki program hakkında sizin kendi kurumunuzun yapacağı yaygınlaştırma faaliyetlerinin listeleri veya bunun sonuçlarıyla ilgili yaygınlaştırmalarımızı nasıl yapacağız? Birinci kısımda kendi kurumunuz içerisinde yaygınlaştırma faaliyetlerimizi nasıl yapacağız? Buna şu şekilde cevap vermişiz. Projemizin yaygınlaştırma faaliyetleri bir plan dahilinde yapılacaktır. Öncelikle kendi kurumumuzdaki müdür ve yardımcılarına bilgi vereceğiz. Projemizin kabulünün ardından okulumuzdaki ilan panolarına ve duvarlarına tanıtıcı afiş ve broşürler asacağız. Yurt dışı hareketliliğinden sonra okulumuz öğretmen ve öğrencilerle bir dizi tanıtıcı seminerler vereceğiz. Böylelikle projemizin sonunda elde ettiğimiz kazanımlar ve deneyimler hem öğretmenlere hem de öğrencilere bu seminerler vasıtasıyla aktarılacaktır. Projemizin sonuç kitapçığı ayrıca okulumuzun kütüphanesine eklenecektir. Böylelikle projemizin sürdürülebilirliği de sağlanmış olacaktır. Okul web sitesi ve sosyal medya kanalları da aktif bir şekilde kurum içi yaygınlaştırmada kullanılacaktır. Kimi zaman derslere girilerek projemiz ve Erasmus Plus olanakları da okulumuzdaki öğrencilere ve öğretmenlere tanıtılmış olacaktır. Buna ilaveten EBA ve Etibinik gibi platformlarda kurum içi yaygınlaştırmada kullanılacaktır. Ayrıca kurum içi yaygınlaştırmada arkadaşlar kimi zaman okulumuzun web sayfası, kimi zaman öğretmenlerin kendi şahsi sosyal medya kanalları, ayrıca okulumuzdaki panolar veya herhangi bir şekilde kısa okulumuz gazetesi varsa ya da el broşürleriyle de aynı şekilde kurum içinde projemizi tanıtabiliriz. Ya da kimi zaman briefing verebiliriz öğretmenlere, öğrencilere. Bu gibi şeyler kurum içinde tanıtımlara güzel örnekler olabilir. İkinci sorumuzda normalde diğer kurum ve halka yani kendi kurumumuz dışında kendi bölgenizin içerisindeki diğer kişilere yani kurumlar olabilir, kişiler olabilir. Onu nasıl tanıtacaksınız? Sorumuz bu. Bakalım ne yazmışız? Projemizin yaygınlaştırılması amacıyla ile tüm ortaklarımız basın bültenleri hazırlayacaklardır. Bu basın bültenleri yerel ve ulusal basın merkezlerine gönderilecektir. Ayrıca projemizin web sayfası ve sosyal medya kanalları sürekli güncellenecektir. Buna ilaveten katılımcılar kendi kişisel web sayfaları ve sosyal medya kanallarında da paylaşımlarda bulunacaklardır. Bu proje ile ulaşmak istediğimiz gruplar öğrenci velileri olacaktır. Dijital yaşama kendilerini fazlaca kaptırarak kendi kültürlerini tanımayan çocuklar ile hem COVID-19'un hem de yetişmekte güçlük çektikleri dijital dünya nedeniyle yalnızlaşan aile büyüklerinin sosyal hayata dahil olmalarına büyük role sahip olacak olan veliler bir diğer önemli hedef olacaktır. Broşür, kitapçığı, yerelde yayın yapan gazeteler ile yerelde yayın yapan televizyon kanalları vasıtasıyla projenin tanıtım faaliyetleri yapacaktır. Ayrıca oluşturacağımız ortak sosyal medya kanalları ile ortakların kendi dillerinde de yayınlar yapacaklardır. Yani burada karakter sayımıza limitli olunca çok da fazla şey yapamıyoruz. Yani yazı yazamıyoruz. O yüzden kimi zaman çeşitli okullara gidip bizler de ziyaret edip tanıtım yapabiliriz. Okullara değişik okullarımıza afişlerimizi asabiliriz projeyle ilgili. Yine o öğretmenlere briefingler verebiliriz. Ayrıca en önemlisi burada yazılmamış ama ilimiz ya da ilçemizdeki Erasmus ofisleriyle temasa geçip seminerler olduğu zaman, eğitimler olduğu zaman projemizde ne yapabiliriz? Biliriz. Bu da başka örnekler olabilir. Diğer bir şeyimiz sorumuz Avrupa Birliği fonlarının reklamını nasıl yapacaksınız diye bir sorumuz var. Yani tanıtımını nasıl yapacaksınız?
Projemizin tüm tanıtım malzemelerinde Ulusal Ajans'ın ve Erasmus Plus'ın logosu kullanılacaktır. Tüm afiş, broşür, sosyal medya kanallarında kullanılan fotoğraf ve bilgi dokümanları da ve de sonuç kitapçığımızda projemizin Erasmus Plus programı tarafından hibe edildiği beyan edilecektir. Böylelikle projemizin hem Erasmus Plus programının tanıtımı yapacaktır. Basın bültenleri hazırlanırken ve yapacağımız seminerler ile bu konu üstüne hassasiyet göstereceğiz. Oluşturacağımız sosyal medya kanalları ve web sayfasının projeyle ilgili bilgi ve fotoğraf paylaşımlarına İngilizce olarak da yayın yapılacaktır. Bunlara ilaveten sorumluluk ve beyanı da gerekli yerlere eklenecektir. Projemizin kabul numarası da her zaman kullanılacaktır. Özel tanıtımlarda mutlaka fon kaynağı olarak Erasmus ve Ulusal Ajans'tan bahsedilecektir. Gayet güzel. Yani yapacağımız tüm yazılı tanıtımlarda, yazılı kaynaklara mutlaka Erasmus Plus'ın, Avrupa Birliği'nin logolarını kullanmamız lazım ve bu proje numaramızda belirtelim. Bu fon kaynağının da Erasmus Plus'tan geldiğini mutlaka bahsetmemiz lazım. Bunları yazmazsanız nedir? Buradan puan kaybedersiniz. Arkadaşlar, proje ile ilgili K122 ile ilgili olarak ister SCH, ister BET, isterse adı olsun ortak soru bunda. Nasıl cevap vereceğiz? Kısaca size örnek bir projeyle bunu anlattım. Umarım faydalı oluyordu. Varsa yorumlarınız, varsa sorularınız kanalımdan bu videonun altına yorum yaparak ya da sorularınızı yine yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ben de her soruya cevap veriyorum. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.